Elif Ova YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir motifin çalışacağız hep birlikte. Bakın bu şekilde iç içe girmiş kısımlardan oluşan, görüntü olarak çok güzel, yapım olarak da çok kolay bir motif arkadaşlar bunu. Bu motifi her türlü motifli örgünüzde çok rahat kullanabilirsiniz. Farklı bir havası var. Hırkalarda, yeleklerde, bebek battaniyelerinde, kırlentlerde çok çok hoş duracaktır. Motif belli bir sıra sayısı olmayan bir motif arkadaşlar. Yani siz bunu biraz sonra anlatacağım şekilde istediğiniz kadar büyüterek bebek battaniyeleri, koltuk şalları bile yapabilirsiniz. Hatta daha da büyüterek çok daha büyük parçalar elde edebilirsiniz. O yüzden avantajlı ve kullanışlı bir motif. Evet, motiflerimin yapımı için ben bu şekilde orta kalınlıkta kotan ipler seçtim arkadaşlar. Yine iplerime uygun 3 mm tığ kullanacağım. Eğer hazırsanız motifimizin yapımına geçebiliriz. Motifimize sihirli halka ile başlıyoruz. İpimizi şöyle sardık, parmağımızı şöyle tuttuk, çeviriyoruz, koyduk, tığımızı geçiriyoruz, ilmek çıkardık ve bağladık. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir doladım. Tekrar ikili trabzan. 1, 2 seferde çekiyorum. Bir zincir doladım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir doladım. İkili trabzan. Tekrar bir zincir doladım. İkili trabzan. Şöyle göbeği biraz daraltayım ki örmem kolay olsun. Bakın. Şu şekilde trabzan grupları yapıyoruz. 1, 2, 3 tane yaptık. Şu kısımlar köşe oldu. Şöyle. 1, 2, 3 yaptık. Bir tane daha yaparak tamamlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar doladım. İkili trabzan yaptım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4 tane İki trabzan grubumu oluşturdum. Şimdi son köşe için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradan da şurada bir zincir boşluk kalacak şekilde batıyorum. Ve ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık bu ipimi kesiyorum. Evet, modelimin merkez kısmı oluştu. Şu ipi ipi birazcık çekerek daraltıyorum ama çok fazla daraltmıyorum. Çünkü biraz sonra bir işlem uygulayacağız. Şimdi hemen şu ipimi her sırada gizleyerek bu iplerimi sonrasında kendime ekstra iş çıkarmaktan kurtulmuş oluyorum. Şöyle hemen birkaç kere çekiyorum. Yeterli. Şimdi diğer rengimi geçiyorum. İpimi tığıma sabitledim. 3 zincir çektiğim köşelerin herhangi birinden başlıyorum. Bağladım. 1, 2 zincir çektim. Pardon, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu köşenin yarımını yapmış oldum. Yarım köşeyi yapmış oldum. Çünkü bu 3 zincirlikleri yine köşe yapacağız her sırada. Tığımın başına 2 kere doluyorum ipimi. Ve buradan bakın şu tek zincirle geçtiğim kısımdan tığımı geçirdim. Merkezden geçirdim. İlmek çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Yani 2-2 çekiyorum. 2-2 ikişer ilmekle 3 seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Şöyle yapalım. Köşedeyim yine. Şu 3 zincirlik köşedeyim. Oraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan yaparak köşemi tamamladım. Şimdi yine 2 kere doluyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Buradan tığımı geçiriyorum. Merkezden ilmek çıkarıyorum. Ve ikişer seferde yukarıya çekiyorum. Yukarıya çıkıyorum, pardon. Çıktım. Doladım şimdi tığımın başına ipimi. Yine
Köşe yapacağız. 2 trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar 2 trabzan. 1, 2 zincir. Doladım. Tekrar 2 trabzan. Bir zincir. Tekrar 2 trabzan yaparak o kısmı tamamladım. Yine 2 kere dolayıp aşağıya batma kısmına geldik. Şöyle geçiriyorum. Kaydırdım. 1, 2, 3 kere de yukarıya çıktım. Doladım, köşedeyim. 2 trabzan, bir zincir. 2 trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar 1, 2 trabzan, bir zincir. 2 trabzan. Evet, bu köşemi de tamamladım. Şimdi 1, 2 dolama yapıyorum. Yine merkezden ilmek çıkarıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Köşedeyim. Şimdi yarımını başlarken yapmıştık. Diğer yarısını yapacağız bu köşemizin. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekerek buradan bir tek zincir boşluk bırakacak şekilde batıyorum. Ve ilmek kaydırarak bağladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Bakın bu kısım da tamamlandı. Şunu zaten gizlemiştik. Onu kesiyorum. Şunu da gizlemiştik. Onu da kestik. Dediğim gibi her sırada bu gizleme işini yaparsanız bitiminde çok rahat edersiniz. Ekstra ip gizleme meşakkatinden kurtulmuş olursunuz. Şöyle birkaç seferde hemen geçiyorum. Evet, yeterli. Evet, iki sırayı tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sırayla devam ediyoruz. Yeni rengimi aldım. İpimi yine tığıma sabitliyorum. Yine iki zincirle geçtiğimiz köşelerden başlıyoruz. Köşeden girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Yine köşenin yarısını yapıyoruz buraya. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına 2 kere doluyorum ipimi. Biraz önce merkezi yaptığımız kısmı şimdi buraya yapıyoruz. Bakın buradan yine tığım batırdım. Buradan geçirdim. İlmek çıkardım. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarıya çıktım. Tığımın başına ipimi doladım. Şuradaki boşluktayım. Oraya 2 trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Bu sefer buradaki boşluktayım. Bakın şu yan. Buraya bir tane 2 trabzan yapıyorum. Şimdi yine 2 kere doluyorum tığımın başına ipimi. Ve aynı işlemi burada yapıyorum. Buradan tığımı geçirdim, ilmek çıkardım ve üçlü trabzan. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Artık yine köşe yapacağım bakın. Köşeye geldim. Bir tane 2 trabzan yaptım. Bir zincir, tekrar bir tane daha 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir doladım. Köşenin diğer yarısını yapıyorum. Bir tane 2 trabzan, bir zincir, bir tane 2 trabzanla köşemi tamamladım. Şimdi yine 2 kere doluyorum. Tığımı yine buradan alttan geçirerek ilmek çıkardım ve üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım yeniden. Şu hemen önümdeki boşluktayım. Oraya bir tane 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bu aşağıya battığım trabzanın şimdi soluna bir tane 2 trabzan yapacağım. Yaptım. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Buradan battım. İlmek çıkardım ve üçlü trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Köşedeyim yine. Köşeye bir tane 2 trabzan, bir zincir, bir tane daha, 1, 2 zincir, tekrar 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan yaparak köşeyi yine tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Tığımın başına yine 2 kere doluyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. İlmeğimi çıkardım.
üçlü trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Aşağıya battığım kısmın sağ boş. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar soluna da bir tane iki trabzan yapıyorum. Pardon. Şöyle. İki kere doluyorum. Tekrar alttan batarak ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine bakın köşeye geldim. Bir kere doladım. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan. Bir, iki zincir. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan. İki kere doluyorum. Aşağıya batıyorum. İlmek çıkarıp üçlü trabzan. Aşağıya batmamın sağına bir ikili trabzan. Bir zincir. Burada soluna bir ikili trabzan. İki kere doluyorum. Aşağıya batıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Ve köşemin artık tamamlanma kısmına geldim yine. Doladım. Köşeye bir tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir, iki zincir. Şuradan bir zincir boşluk bırakarak yine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine ipimi kesiyorum. Sıramı tamamladım. Evet. Bakın model kendini yavaş yavaş gösteriyor artık. Hemen şu ipimi de yine gizleyeceğim. Şöyle birkaç kere. Evet. Şu gizlenmişti zaten. Şöyle bunu da keselim. Evet. Şimdi yeni rengimize geçiyoruz. Yine ipimi tığıma sabitliyorum. Evet, şimdi yine iki zincirli köşelerden birinden giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın yine köşedeyiz. 2 kere doluyorum. Bu aradan yine geçiyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tam başına ipimi doladım. Bu aşağıya battığım trabzanın sağına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Soluna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başına iki kere doluyorum. Bakın şurada tek bir trabzanım var. İlk başta aşağıya battığım üçlü trabzan aslında o. Şöyle tığımı geçirdim. Bu trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Önümdeki boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar doladım. Yanındaki boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum. Bakın şu köşeye geldim yine. Aşağıya batma kısmını yapıyorum. Üçlü trabzan. Tığımın başına ipimi doladım. Köşedeyim ve köşe yapacağız. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar ikili trabzan, bir, iki zincir. Tekrar ikili trabzan. Bir zincir, tekrar ikili trabzan ve köşeyi tamamlamış oldum bakın. Şimdi yine tığımın başına iki kere doluyorum ve şöyle aşağıya batacağız. İlmek çıkarıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Yine önümdeki aşağıya batmış olduğum bir önceki sırada aşağıya battığım trabzanın sağına bir tane ikili trabzan, bir zincir, soluna bir tane ikili trabzan. Şimdi yine tığımın başına iki kere doluyorum. Bakın şu bir altındaki sırada aşağıya battığımız kısmın şöyle tığımı geçirdim. Buradan trabzanın tepesinden ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Yine burada aşağıya bir önceki sırada aşağıya battığımız trabzanın sağına bir tane ikili trabzan, bir zincir.
Soluna bir tane iki trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi yine iki kere doluyorum. Köşedeyim. Köşeyi bildiğiniz gibi yapıyorum. Üçlü trabzan. Doladım. Yeni köşemi yapıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan. Bir, iki zincir. Tekrar ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan yaparak bu köşemi de tamamladım. Şimdi yine iki kere doladım. Buradan aşağıya batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir önceki sırada aşağıya battığım kısmın sağına bir ikili trabzan, bir zincir, soluna bir tane ikili trabzan. İki kere doluyorum. Bakın şu aşağıdan ilmeğin tepesine, pardon, trabzanın tepesine batarak ilmek çıkardım. Üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bir aşağı sırada alta battığımın sağına bir ikili trabzan, bir zincir, soluna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum. Yine buradan alttan geçiriyorum tığımı. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet, aşağıya battım. Üçlü trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi doluyorum ve köşe yapacağım. Yine iki zincirlik boşluktayım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Köşeye tekrar ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan yaparak bu köşemi de tamamlamış oldum. Şimdi devam ediyorum aynı mantıkla. Tığımın başına iki kere doluyorum. Buradan tığımı geçirdim. İlmek çıkardım ve üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Bu bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına bir tane ikili trabzan, bir zincir, soluna bir tane ikili trabzan. Tekrar iki kere doluyorum. Şuradan bakın, burada tek bir tane trabzanım var. Onun tepesine batarak ilmek çıkardım ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına. Bu sağına soluna yaptığımızda sadece arasına bir zincir çekiyoruz. Başka hiçbir yerde zincir yok arkadaşlar. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Soluna da iki trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına iki kere doluyorum. Şöyle alttan ilmek çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Köşeyi tamamlayacağım yine. Bir tane ikili trabzan yapıyorum köşeye. Bir zincir. Bir tane daha. İki trabzan. Bir, iki zincir yaparak buradan da bir zincirlik boşluk bırakarak batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincirle sıramı tamamlıyorum ve ipimi kesiyorum artık. Şöyle. Evet. Bakın. Çok hoş. Dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu haliyle minik minik motifleri birleştirebilirsiniz. Ya da çok büyük parçalar yaparak bu şekilde güzel motifler elde edebilirsiniz. Mesela beden ayarlamak da çok kolay olacaktır. Mesela bir yelekte kullandınız diyelim. Orada beden ayarlamak, istediğiniz kadar sıra ekleyebildiğiniz için, yani hanım dilendi, bey beğendi motifi gibi istediğiniz kadar büyütebildiğiniz için beden ayarlamasını çok kolay yapabilirsiniz bu motifle arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya geçelim artık. Evet. Şöyle şunu da hemen şuradan gizleyelim. Birkaç kez ön arka yapalım. Şimdi yine yeni ipimi alıyorum. Tığıma sabitliyorum. Köşeden giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir tane ikili trabzan. Tığımın başına iki kere doluyorum yine. Bakın burada aynı işlemi yine ediyoruz. Aşağıdan batarak üçlü trabzan. 1, 2, 3. Şimdi yine bir önceki sırada aşağıya battığım trabzanın sağına bir tane ikili trabzan, bir zincir, soluna bir tane ikili trabzan.
Şimdi bakın burada tek bir trabzanım var. Yine bir önceki sıranın daha önceki sırası, yani bir iki önceki sırada aşağıya battığım kısma iki kere doluyorum ve onun tepesine batarak ilmek çıkarıyorum ve üçlü trabzan. Bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına bir trabzan, bir zincir, soluna bir trabzan. Evet. Şimdi tekrar iki kere doluyorum. Şuradan girdim. Tepesinden ilmek çıkardım ve üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir önceki sırada aşağıya battığım şu trabzanın sağına bir ikili trabzan, bir zincir, soluna ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum yine. Köşenin, bir önceki sıranın köşesini yine alttan alarak batıyoruz. Üçlü trabzan. Tığımın başına ipimi doladım ve yanı sıramın köşesini yapıyorum artık. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki zincir. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yaparak köşemi tamamladım. Şimdi yine iki kere doluyorum ve alttan batıyorum. Şöyle üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Bir önceki sırada aşağıya battığım şu trabzanın sağına ikili trabzan, bir zincir, soluna ikili trabzan. İki kere doluyorum. Buradan trabzanın tepesinden üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Aşağıya battığımın sağına ikili trabzan, bir zincir, soluna ikili trabzan. İki kere doluyorum. Alttan batıyorum. İlmek çıkarıp üçlü trabzan yaptım. Bir önceki sıranın alta battığımın sağına ikili trabzan, bir zincir, soluna ikili trabzan. İki kere doladım. Şöyle yine köşeden girdim. Üçlü trabzan. Doladım ve tekrar köşemi yapıyorum artık. İki trabzan, bir zincir. Tekrar iki trabzan, bir, iki zincir doladım. Tekrar iki trabzan, bir zincir doladım. İki trabzan yaparak köşemi tamamladım. Bakın örgüsü çok zevkli arkadaşlar. Şimdi ben buradan başlayacağım. Devam edeceğim daha doğrusu. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son iki zincirimi çektim. Şurada bir zincirlik boşluk bırakacak şekilde bağlıyorum. İlmek kaydırarak bir zincir çekiyorum. Bir ipimi kesiyorum artık. Şöyle. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi şöyle hemen ipimi yine gizleyerek devam edeceğim. Şimdi bir sıra daha görelim istiyorum ben. Bir sıra daha görelim. Tam olarak şu batmalar otursun. Onun için yeni rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum yine. Köşeden giriyorum. 1, 2, 3 zincir doladım. Hemen ikili trabzan. Tığımın başına iki kere doladım. Buradan yine aşağıya batma yapıyoruz. Battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Doladım. Şu aşağıya batmıştık bir önceki sırada. Onun sağına bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Soluna bir tane ikili trabzan. İki kere doluyorum. Buradaki tek trabzanımın tepesine tekrar. Onun tepesine batarak ilmek çıkarıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz burada. Doladım. Bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına ikili trabzan, bir zincir, soluna ikili trabzan. İki kere doluyorum, tekrar bu tepesine batıyorum. 2, 3 kere de çıktım. Aşağıya battığımın sağına bir zincir, soluna
iki kere doluyorum. Tekrar buradan batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aşağıya battığımın sağına bir zincir, soluna bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum. Tekrar yine burayı aşağıya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Köşedeyim. Köşeye bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar ikili trabzan, bir iki zincir, tekrar ikili trabzan, bir zincir, tekrar ikili trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum. Buradan aşağıya batıyorum yine. Bir, iki, üç kere de çekiyorum. Bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Köşeyi yaptım. Aşağıya battım yine. Buradan tekrar aşağıya, bir önceki sırada aşağıya battığımın sağına bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Soluna bir tane ikili trabzan. Tekrar iki kere doluyorum. Şöyle bakın. Şuradan aşağının tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Şeklinde devam edeceğim arkadaşlar. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Köşenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısını tamamlayacağız. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, ben sıramı tamamladım. Şimdi köşenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısını tamamlıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekerek şuradan da bir zincirlik boşluk bırakacak şekilde batıyorum. İlmek kaydırarak bağladım bir zincir ve ipimi kesiyorum artık. Evet. Bu şekilde sıramızı da tamamlamış olduk. Hemen şuradan iplerimi de gizliyorum. Evet, artık kesebiliriz. Şimdi normalde burada bırakacağım ben. Evet, ben motifimi burada tamamlıyorum artık. Siz istediğiniz sıra sayısına geldiğinde, yani istediğiniz büyüklüğe geldiğinde artık şimdi anlatacağım kısmı yapabilirsiniz. Ben bu kadarla yetineceğim. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz motifinizi aynı mantıkla devam ederek. Şimdi son sırada, yani kapanış sırasında küçük bir fark var. Şöyle bağladık yine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. Yine köşeyi yapıyorum. İkili trabzan. 2 kere doladım. Yine alttan batıyorum. Şöyle. Tekrar doladım. Bu aşağıya battığımın sağına ve soluna yapıyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorduk normalde. O zinciri çekmiyorum. Sağına ve soluna battım. Şimdi tekrar yine modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. İki kere doladım. Alttan batarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle bağladım. Aşağıya battığımın sağına bir tane ikili trabzan. Zincir çekmiyoruz dediğim gibi. Hemen soluna geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. İki kere doladım. Modelimizi devam ettiriyoruz. Alttan batarak üçlü trabzan yapıyorum. Evet, aşağıya battığımın sağına ve soluna birer tane ikili trabzan şeklinde bu şekilde devam edeceğim. Sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son kısma kadar geldim. Şimdi köşeyi tamamlayacağım yine. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Buradan da bir tane zincir kalacak şekilde bağladım. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ipimi kesiyorum artık. Evet.
Evet, motifimi tamamladım ben arkadaşlar. Bakın bir sıra eksik, bir sıra fazla. Büyüklüklerde bu şekilde oluyor. İstediğiniz gibi değerlendirebileceğiniz çok hoş çıtı pıtı motifler oldu arkadaşlar. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.